Of. Uyandırsam mı, uyandırmasam mı? Ne yapayım ben ya şimdi? Bütün gün de konuştum adamın başında car car. Defne. Biraz konuşalım mı? Tabii konuşalım. Siz şimdi şeyle... Siz derken? Ben neyse. Ben şirket çatısı altında çok duygusal ilişki yaşanmasını çok doğru bulmuyorum. Ya da sıcak bakmıyorum diyelim. Anladım. Yani kimsenin özel hayatına müdahale edecek halim yok. Yani haddim de değil. Ben sadece fikrimi söylüyorum diyelim. Şimdi bu söylediklerimi nereye koyarsan koy. Doğru yere koyacağımdan emin olabilirsiniz Ömer Bey. Ben asla sizi rahatsız edecek bir şey yapmam Ömer Bey. Sonuçta aramızda asistan patron ilişkisi var. Birazdan iner aşağı. Kitap için sağ ol. Paketin içinden eski çişli bir şey çıkınca bana kumpas kuruyorsun zannetmiştim. Ama Ömer bayıldı. Aferin. Ömer. Canım. Hastalanmışsın. Duyar duymaz koşup geldim. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Biraz ateşim çıkmıştı işte, şimdi bir şey yok. İndirdim ben senin ateşini. Niye söylemedin? Ağlama, sakın ağlama şimdi değil. Bilmiyor muydun sanki? Biliyordun. Al işte sana haddini bildirdi. Benimle boşuna ilgilenme dedi sana. Sen de bundan sonra haddini bileceksin Defne. Bakayım. Ateşin düşmüş. Sabah seni şirkete göremeyince çok kötü oldum. Dünden beri aklımda hep o yarım kalan an var. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok Defne, sağ ol. Yani her şey için. Sen çıkabilirsin. Rica ederim, önemli değil. Geçmiş olsun tekrar. Defne, Ömer Bey nasıl? İyi, gayet iyi. Yasemin Hanım'ı gördü, yüzüne renk geldi. Anlamadım. Ben çorba yapmıştım. Onu içti, iyi, yattı, dinlendi. İyi gibi yani, toparlandı. İşte ben iyiyim, sen gidebilirsin dedi. Bana da öyle dedi de, belki hastaneye falan gitmek gerekir diye bekleyeyim dedim ben de. Kitabı görünce ne yaptı? Hiç anlatmadın. Kesin çok sevmiştir. Hı hı. Çok sevdi. Sevmeye de devam ediyor.
Şükrü abi ben kaçtım, sonra görüşürüz olur mu? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tavuk suyuna çorba mı? Ay. Sen de bunu içtin yani öyle mi? İnanamıyorum. Ya kız tam bir mahalle kızı. Kendi ucuz hayatını buraya da yansıtıyor. Vallahi pes. Yasemin. Kız elinden geleni yapmış. Ayrıca mis gibiydi çorba. Yani haksızlık etme bence. Senin şu adil patronluk hallerine bayılıyorum. Aslında bir sürü haline bayılıyorum. Hastalığın bulaşıcı olabilir. Bence mesafeyi koruyalım. Bırak bulaşsın. Yasemin'cim, bakıyorum da hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Fırsat kumkuması mı oldun sen bakayım? Duyduğuma göre beni görmek size iyi geliyormuş. Gözünüzün önünden eksik olmayayım da güzel yüzümü hiç unutmayın dedim. Olma olma. Hanımlar, hemen tepkimeye giriyorsunuz. Yani bir araya gelince nükleer bir tehdit oluşturuyorsunuz. İkinizi de Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğim. Ay Necmi, yine haber kanalı açıkken uyudun sen değil mi? Ay aman neyse ne. Üf. Ay Ömerciğim, kuzum çok mu hastasın sen? Ay Necmi, şunun haline bak, süzülmüş bu. Ne oldu? Ay ne oldu sen? Üzüldün mü? Amca sağ ol, sağ ol. Da sizin nasıl haberiniz oldu ben anlamadım. İstihbarat servisi, Baş Harfi Koray. Efendim? Hayatım ben senin yengenim. Ben nasıl hissetmem? Hissederim ben. İstikabler vuku oldu. İstikabler vuku mu? İstikabler Koray. Ah! Bir şurada hasta yeğenimle ilgilenemiyorum yani sayende Necmi. Defne nerede tatlım? Böyle bırakıp gitti mi seni? Hayır sabah buradaydı. Yani çorba yaptı bana güzel güzel baktı. Sonra izin verdim gitti. Ben gelince kendisine pek gerek kalmadı tabii. Ay Yasemin'ciğim, şimdi de biz geldik, sana gerek kalmadı. Hadi sen git hayatım, git. Biz bakalım artık ailesi ilgilensin. Peki, siz ilgilenin bakalım. Ömerciğim, ben çıkıyorum. Akşam ararım seni. Sağ ol. Evet. Hayatım, neden Defne'yi gönderdin? Ne güzel bakacaktı sana kız. Anlatsana kızım. Dökül. Hadi. Dur be kızım ya. Zaten şirazem kaydı. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi yaptı sana? Öptü mü? Öpmedi. Ne yaptı? Vurdu mu? Tokat. Tokat mı attı? Tekme mi? Yanlış kanala girdim şu an. Ne yaptı? Halay mı çekti? Ay saçmalıyorum ama sen de beni durdurmuyorsun ki. Rezil oldum. Adam bayağı baskeri gelme üstüme dedi. Benim şey olduğumu anladın sen. Tutulduğunu. Ay. Neyse ya. Herhalde onun hastalığımı falan düşündü ki. Böyle kibar kibar konuşup seti çekti önüme. Kız, gerçekten asıldın mı peki? Aa, hayır. Evet. Uf, bilmiyorum ya. Of. Yani sabah hastaydı. Ona biraz çorba yaptım. Hı. Ama içimden geldi yani. Onu öyle hasta görünce içim bir tuhaf oldu. Vay, çorba. Elim lezzetlidir safası. Parantez içinde sana bir ömür bakarım, hiç aç kalmazsın. Ne alakası var ya? Yani misal sen şimdi abime börek yaparken... İnanmıyorum ya. Salak Defne, her şeyi mahvettin. Dur şimdi, bir dakika, bir dakika. Sen bana şunu bir kelime kelime anlat. Adam tam olarak ne dedi sana? Belki sen yanlış anladın. İş yerinde aşk ilişkilerine sıcak bakmıyorum dedi. Oo. Doğru anlamışsın. Bayağı ayar vermiş.